Herkese merhaba, ben Rehan Bey. Şöyle yine serisinden rankımıza basalım. Umarım iyisinizdir. Selamlar. Dün bir video atmadık. Dün ben biraz ne yaptığımı açıklayayım. Cyberpunk oynadım. Yani yayını da açmadım. Video da atmadım. Oyuna o kadar kendimi kaptırmışım ki. Sabahladım sürekli. Sabahladığım için de ne yayına vakit kaldı, ne YouTube videosuna vakit kaldı. Onun için kusura bakmayın. Şimdi de şöyle bir mikrofonu ayarlayayım. Bu Ranked videosunu çektikten sonra yayına geçeceğim. Sonra da duruma göre bakacağız. Işığı da ayarlamadım krallar, onun için de kusura bakmayın. En sonki maçımızı win almıştık biliyorsunuz ki. Şimdi seriden bir maç bulabilirse, İptal de etmezlerse, ki inşallah etmezler, gireceğiz. Şöyle geldi de zaten. Bakalım hangi haritalar var. Takımımız nasıl olacak? Yerleştirme maçını atıyoruz. 9 maç kaldı. İlk maçımız de yeni uyandığım için sesim biraz garip gelebilir. Onun için de kusura bakmayın. Skyscraper kanal. Coastline. Bence kanal banlayalım. İki haritaya oynarız ya. Vivan Sky diyor. Bak. Divolo bizden mi? Bizdenmiş. Okey. Coastline oynuyoruz. Bir de son olarak kamerayı da kapataç yapayım. Bu kamerada bazen delay olabiliyor. Delay binmesin. Umarım kayıtta da bir herhangi sorun olmaz. Yine aynı şekilde upload ettikten şey videoyu bitirdikten sonra direkt upload edeceğim. Klasik artık. Uzun uzun ranked maçlarımız bu şekilde. Editsiz falan olacak. Yani herhangi bir kesme vesaire olmayacak. Ben yine round aralarında açıklama yapacağım. Konuşacağım bol bol ki siz de videoda sıkmayalım. Neler yaptığımızı anlatalım. Baymayın videodan. Coastline haritası ikinci maçımız. Bizdeki bir adamın pingi yükselip düşüyor. İkisi arkadaş muhtemelen. Fixmo ve Scorpix de kendileri girmiş olabilir. Şöyle karşı takıma bakalım. Karşı takım da iyi ya. Hileye yönelik bir oyuncu göremedim. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben Melusi banlama taraftarıyım. Hele ki solo oynarken son videoda da söylemiştim. Melusi biraz sıkıntı yaratabiliyor ama hem Mira açık hem Melusi açık. Bu bana biraz sıkıntı yapabilir. Bu maç atakta Zofia, Jakal bunları oynayabiliriz. Twitch'te olabilir. Aim'im biraz da iyi değil. Cyberpunk oynadığımız için aim'imi bir tık orada bırakmış olabilirim. Gerçi o da yani FPS oyunu ama yine de sıkıntı olmasın. Ben Kitchen'ı tutmayı tercih edeceğim ilk round. Bizim adamlar da Kitchen seçti. Çok iyi. Ve bizim adamları destekleyebilecek bir operatör almamız lazım. Goyo, Vamai, Maestro, Melusi var. Bu takıma en iyi gidebilecek şey Vamai olur. Geçen videoda silah ucu takmayı unutmuşum. Bu sefer taktık neyse ki. Yani silah ucu olmadan bir de ben gitmişim kill almışım. Onu yorumlarda fark ettim. En son buna kompansatör mü flash mı takıyordum hiç hatırlamıyorum ama hafızamda flash kaldığı için flash taktım serice. Ondan onu da söyleyeyim. Umarım flash'tır. Taklalara gelmeyiz. Serice reinforce'larımızı atalım. Bende impact var. Alarm alsaydım çok daha iyi olurdu. Ama yine de impact'lerimizi harcayalım. Bir tanesiyle rotasyon açsak yeter zaten. Jaeger şu duvarı reinforcelamasın. Bu duvara ben biraz bir açı açayım. Ya da burada da mı impact kullansak ki ya? Hadi burada da impact kullanalım. Şimdi o duvarı niye açıyoruz? Kitchen side'ında kitchen'ı tutabilmek için cam ve kapıdan giriyorlar. Yani bu kapı ve bu camdan giriyorlar. Eğer ki siz info alırsanız garden tarafından üstünden bu camı falan görebiliyorsunuz. Çok rahat oluyor. O yüzden
genelde gardında oraya rotasyon açılır. Aynı şekilde bir de buraya açıyoruz ki sadece kapı rotasyonumuz olmasın. Bir de buraya aslında reinforce atılır. Buraya atılmaz ki yerden damage yemeyelim. Tam buradayken bu taraftan damage yemeyelim diye, ama arkadaşlarımız orayı tercih etmemiş. Güzel info veren bir takıma benziyor. She's going now. In now. When's their top? Oh, I'm sorry. Valla bizim takım öldüğü için böyle sessiz sedasız roam'a çıkıyorum. Sophia dead. One in blue bar. Benim VIP. Eşim VIP. Eş dead. Güzel. Lost is in sunrise or blue bar, I think. Bekleyelim. Sunrise. Nomad'in Sunrise. Sesini duydum. Eminim. Yani umarım doğru duymuşumdur. Aynen Sunrise'miş. Right side Sunrise. Maybe server enter store. Güzel. İyi clutch attık. Yukarıda çıkıp eşi öldürdük. Nasıl bu kadar rahat çıktın diye soranlar olabilir. Sadece drone koymuşlar. Nomad trap'i de yoktu. Gridlock da yoktu. Düşündüm ki Gridlock ve Nomad muhtemelen diğer taraftan pushluyorlardır. Yukarıda sadece bir kişi var. O da eş. Eş bir patlama gerçekleştirdiğinde bu patlama yakınında gerçekleşeceği için onun sesine güvenerek ilerledim. Daha sonra fark ettiyseniz o patlama olduğunda yürüyorsunuz. Yani mesela sağlıklı nasıl roam atılır? Bu şekilde atabilirsiniz. Eğer ki rakibinizin sizi duymasını istemiyorsanız, rakibiniz aşağıya yönelik bir baskı uygulayacağı için o ara patlama gerçekleştirmesi gerekiyor. Ya da soft bir içeri, yani bu bug'la, slash'le açması gerekiyor. Bunlar olmadığında orada kolaylıkla pushlayabiliyorsunuz. Yani bir Ash charge'ı Zofia'yla, Breach'le patlatıldığında pushlamanız çok daha kolay oluyor. Çünkü ben o sese güvenerek gidiyorum. Bir tane Claymore koymuşlar. Onu da zaten Ash koymuş. Tek başına da orayı tuttuğu için. Ben Ash'i öldürdükten sonra zaten o raddeye gelene kadar takım arkadaşlarım da killer aldığı için round'u kazanmayı başardık. Reinforce'larımı atıyorum. ADS'lerimi atacağım. Bir ADS'i hookah kapısına attım. Bir ADS'imi merdivene atacağım ki ne Melus'u gitsin istiyorum ne de tam buranın üstünde bir tane el bombası deliği var. Ne de orası gitsin istiyorum. Bir de tel örgümü attım. Son ADS'imi de yine şöyle buraya bir yere atabilirim aslında. Çok daha güzel olur. Hatta bakın şuraya atalım. Burada Maestro tareti gitmesin. Şeyi tutamayız belki ama duruma göre bakarız Melus'u. Goyo ve Melissa oynuyorlar. Ela oynuyorlar. Bizim takım biraz iyi bu arada. Nazar değdirmeyelim. Main window?
Çakal dört. Devam edelim roamlamamıza. Ah be, gridlock da varmış. Acele ettik. Gridlock office. Ela be careful. Jackal dead by the way. Yeah, she's coming Ela. Ela bence onu çok rahat öldürebilir. Gridlock 3 armor ama Ela'nın elinde gördüğünüz üzere shotgun'ı var. Şöyle izleyelim. Önünde rakibini de gördü. Çok güzel. Diffuser down. Zoom'u açsaydı çok daha sağlıklı vurabilirdi. Ama biraz zorlandı. O gridlock iyi olsaydı işler daha farklı olabilirdi. H90. Aa, sıkıntı. Oh no, he's office, office. Go, you can go in billiard and then you can downstairs. Nasıl yapacaklar ki? Ela şu an ölmek üzere ya. Karşısında eş var. Çılgınlar gibi pikliyor aslında. One is coming luggage. Luggage go. Aqua now. Double AK, double AK. One in AK balcony, one in aqua. Nice, good job. Well played. Güzel güzel. Yani karşısında da karşımızdaki rakipte de bir tık tutukluluk seziyorum. Yine gridlock nomad almışlar. Gridlock özelliğini kullanamadan öldü. Nomad de traplerini muhtemelen dışarıya attı ama bizim takım da tam tersi dışarıya yönelik oynayan bir takım değil. Please take me. Okay. Maybe I take Mira. Bandit. Thank you. Mira and bandit please. Vallahi ben aldım. Okay, silah ucumu muzzle takacağım. Böyle please, durabilir. Yıllar sonra Mira oynuyorum. Mutlu oldum. Adam istediği için oynuyorum bu arada. Normalde belki Pulse ya da başka bir operatör alabilirdik ama burada gerçekten yıllar sonra hem bu sayede tutuyorum hem de Mira oynuyorum. Normalde aa 1.5x vardı değil mi bunun? Ah be, onu unuttum. Normalde krallar şey oluyordu böyle. Yanlış yere bu arada attım ya. Heyecanlandım ya. Mira'yı görünce heyecanlandım bak. Tam tersi yapacaktık. Neyse, sorun olmaz ya. Ne 1.5x takabildim ne de doğru yere mira atabildim. Yanlış yere attım. Buraya aşağıdan atıp ona göre tutuyorduk. Buraya reinforce'la atıyorduk. Rainbow'lu ne ya? Reinforce'la atıyorduk. Yanlış yaptık. Ama çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Yani umarım olmaz. Şöyle mira camının önünü de açalım ki rahat rahat görebilelim. O tahtalar yüzünden bazen göremediğimiz oluyor. Burayı da vultlu kaçtım ki duruma göre buradan atlarız. Tüh, bizim bir arkadaşımız öldü. Anla ki. Sıkıntılı bir yerde duruyorum. Burada çok durmamalıyım. Nice. Helal dediğimiz 2 gün yaşandı. Like he was downstairs in the kitchen. IQ kitchen infosu geldi. Bandit orada bir şeyler yapıyor. Ben bandite yardımcı olayım. IQ gitti herhalde ya. Göremiyorum. O gridlock var. IQ öldü herhalde. Ya da Ace mi öldü ki?
Bandit'e info verelim buradan. Bunlar bize sorun yaratmasın. One hallway. One in the baby. Çok kötü oldu bu. Before. Aa, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Adamı koruyamadık ama neyse ki açıları bildiğim için. Bak işte Mira günlerim aklıma geldi ya. Ne kadar yanlış Mira'ya atmış olsam da, 1.5x'i takamamış olsam da, o plantin atıldığı noktaları, adamların kör açılarının nereleri olduğunu, bu haritada yıllarımın geçtiğini gözümde böyle hani şerit gibi geçer ya. Aynı onun gibi geçti ve hani uyguladık sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Round'u hızlı bitirebiliriz. Hibana alabilirim. Ace alındı zaten. Ben Jackal alayım. Jackal banlanılmadığında ne yapılır biliyorsunuz. Yani gerçekten ya şimdi şöyle bir durum var. Mira güzel bir operatör. Gerçekten hoş bir operatör. Ama bazı haritalarda gerçekten artık çok gereksiz kalıyor. Çünkü artık oyuncular nasıl açacağını biliyor, nerelere pushlayacağını biliyor ama karşı takım bu denli biraz tutuk olursa, karşı takım tutuk yani bildiğiniz. Durum böyle olunca Mira alınabilir. Ya ve güzel de oldu açıkçası. Benim hoşuma gitti. 2 kill de aldık. İyiydi. Yani keşke doğru miraları atsaydım, içim daha kolay olacaktı. Hallway'deki o tuvaletin yanındaki yerde şey yapamadım. Sıkamadım gridlock'a. Tam tersi olsaydı mira window'ları, sol taraf reinforce, sağ taraf soft olsaydı işim çok daha kolay olacaktı. O bir tık sıkıntı yarattı ama problem değil. Sonrasında neyse ki round'u aldık. Evet, Jackal oynayacağız. Adamlar kitchen'ı tercih etmiş. Bakalım kitchen'da nasıl bir pushlama gerçekleştireceğiz. Böyle biraz prefire denedim ama benim işim orada değil. Ben yukarıdan oynayacağım. One from there. Yukarıları güzelce dronlayalım. Dip köşelere bakmam yeterli olacak. Zaten Jackal olduğum için ayak izi alacağım krallar. Aynen. One in VIP penthouse. Güzel, dip köşeye baktım. Bir daha kontrol edeyim. Çünkü sıkıntıya girebiliriz. Tek başımızdayız. Ace be careful. One in penthouse. Frost. Frost'muş bu arada. Çok sıkıntı yaratmaz o bize. Hala içeride. Nice, good job. Frost dead. Güzel. Last adam kaldı. Onu da bizim Diablo vuracak muhtemelen. Diablo! Push. Nice, good job guys. Güzel. Aa, 4-0 bitmiş. Aa, round vermemişiz hiç. Çok garip. Normalde çok da beceremem bu haritanın defansını ama güzel geçti. Yine size 4-0'lık güzel bir video izletebilmişimdir umarım. Bama'yı oynadık, Jaeger oynadık, Mira oynadık, en önemlisi Jackal oynadık. Bu şekilde kazandık. Bizde bir kişi plat 1'miş. Allah söyledi bak, Diamond'mış diyecektim. Plat 3 var, plat 2, plat 2. Karşıda da 2-3 tane
Plat 3, 2 tane plat 2 varmış. Artık bir sonraki videoda bakalım, yavaş yavaş elomuz artıyor ama yani bu elolarda olacağız ya. Bu elolarda serimiz devam edecek. Plat elosunda seriler devam edecek. Muhtemelen bizim takımda Diamond'ı görmüş oyuncular vardı. Şansa yine denk geldi diyebilirim. Artık bir sonraki Ranked videosunda görüşeceğiz hep beraber. Kendinize dikkat edin. Videoları geç attığım için kusura bakmayın. Elimden geldiğince yine bu hafta video atmaya çalışacağım. Hepinizi canı gönülden öpüyorum. Artık canlı yayınlara da beklerim. Orada biliyorsunuz ki daha fazla vakit geçiyoruz. Öpüyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki Rainbow videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.